Hasan'ın canından çok sevdiğim polo'yu havuza atacağım. Çürüyene kadar orada bırakacağım. Kim ne derse desin yiyen, intikam güzel şeydir. Karşınızdayım. Bir önceki videoda sizlere söz vermiştim. İşte bugün şu gördüğünüz Hasan'ın canından çok sevdiği poloyu havuza atacağım ve çürüyene kadar orada bırakacağım. Bu arabayı nasıl böyle geçirdim? Hasan çarşıya geldiğinde arabayı otoparka bırakıyordu. İlyas abiye dedim ki abi Hasan çarşıya gelirse sizin otoparka arabayı bırakırsa lütfen bana haber ver dedim. Ve şu anda İlyas abi de bana istihbarat uçurdu. Hasan'ın arabasını burada yakaladım. Şimdi ben Hasan'ın arabasını ele geçirdim ama buradan direkt arabayı götürüp kaçırsam Hasan peşime düşecek. O yüzden öyle yapmayacağım. Hasan'ı buraya çağırıp anlaşma teklif edeceğim. Sanki Hasan'la anlaşma yapıyormuş gibi Hasan'ı yanıma alıp götüreceğim. Dağın başına veya ıssız bir yere bırakıp kaçacağım. Sonra gelip arabasını buradan alıp rahat rahat istediğimi yapacağım. Çünkü Hasan'ı bıraktığım yerden Hasan'ın tekrar buraya gelmesi veya benim villaya gelmesi çok zaman alacak. Planlar başlıyor. İyi, ben de İlyas abinin oraya geldim otoparka. Tesadüf ya, öyle bir uğrayayım dedim. Baktım senin araba burada. Lan dedim, ben de bunu arıyordum dedim. Bu saatten sonra artık araban elimde Hasan. Bak konuşak anlayacağım. Tamam bekliyorum, gel hadi. He gel hadi gel. Şimdi geliyor. Zannediyor ki ben kendini affedeceğim. Kendiyle anlaşacağım zannediyor. Onu affetmiş gibi, onunla işbirliği yapıyormuş gibi görüneceğim şimdi. Hasan'ı buradan alıp götüreceğim. Dağın başına bırakacağım. Ondan sonra Hasan'ın arabasını gelip buradan alacağım. Oğlum kendinizi kurnaz sanıyorsunuz da. Tilki de kurnaz ama huyrunu kaptırıyor. Demek hele. Seni dinliyorum Hasan. Ama kardeş onlar beni kandırdı. Yani benim bir suçum yok. Ne yapacağız şimdi? Arabanı götüreyim o zaman. Ya arabayı götürme, beni dinlersen, benden zarar verdiysem zararını karşılayayım. Kardeş 10 bin lira şuyu bana gönder. Ondan sonra da bitmiyor. Benle işbirliği yapacaksın. Dağın başına gideceğiz. Sen diyeceksin ki Bilocan beni kaçırdılar, gel kurtar filan deyip Bilocan'ı oraya çağıracaksın. Bilocan'ı pusuya düşüreceğiz. Tamam yaparız ama benim araba burada dursun. Tamam parayı gönder. Tamam 7 bin lira at hadi. Tamam. Zaten televizyon 7 bin. Gönderdim kardeş, dekontu da attım. Bak ne dersem yapacağım bugün, ondan sonra seni affedeceğim, tamam mı? Yürü. Şimdi arkadaşlar Hasan'la beraber işbirliği yapıyoruz. Hasan'ın gözünü yalandan bağladık. Yalandan bağladık yani. Murat abiyi, Bilo'yu, Ali'yi kandırabilmek için. Şimdi Hasan onları arayıp diyecek ki Sefa beni kaçırdı. Nereye gittiğimi bilmiyorum. Gelin beni kurtarın diyecek. Bakalım Hasan'ı kurtarmaya gelecekler mi? Eğer Hasan'ı kurtarmaya gelirlerse onları pusuya düşüreceğiz. Alo. TikTok mu çekiyor? Dayı ne TikTok? Sen neredesin? Evdeyim. Dayı çabuk yetiş gel, beni kurtar dayı. Bu Sefa beni kaçırdı ya. Sefa'ya bulaştırma beni. Videoda havuzu batırken öyle konuşmuyordun, eğleniyordun, yan gelip yatıyordun. Valla kusura bakma yani, videoda da gözüküyor, sen çağırdın bizi. Şimdi cezanı çek yani. Ben... Dayı olur mu cezanı çek ya? Gelin ben beni kurtarın Allah için, bak böyle olmaz valla. Beni satıyor mu yani, ben anlamadım. Ne yapmaya çalışıyorsun? Süren doldu Hasan, kapattın. Murat abiyi kandıramadın. Bilocan'ı da kandıramazsan 7000 lirayla kurtulamazsın bugün elimden, tamam mı? Ona göre Bilocan'ın hakkını da sen ödersin. Bilocan'ı ağaca sarılarak ara, tamam mı? Beni ağaca bağladılar de. Gel kurtar, nerede olduğumu bilmiyorum de. Kardeş gözümü açayım mı ya, eğer kimseyi aramıyorsan? Yani gözünü açma ki inandırıcı olsun. Şimdi kendini role sok. Kendini gerçekten kaçırılmış gibi hisset. Devam et kardeş. Tamam, bir an önce şey olsun, kusacağım, yeter artık ya. Gel. Gel bu tarafa. Lan gelsene. Şimdi arkadaşlar Bilocan'ı da arayacağız. Bakalım Bilocan gelecek mi Hasan'a kanıp? Gel ağaca sarılacaksın Hasan. Oğlum ağaca değmezsin kafanı. Anne şuradan göremiyorum ki. Aha. Sarıl ağaca. Bilocan'ı arıyorum. Tamam ara dayı. Oğlum bu ne lan? TikTok videosu mu çekiyorsun? Ya kardeş TikTok'unu başlattırma ya. Çabuk gel, zor durumdayım. Elimi ayağımı bağlamış. Kim bağladı? Sefa bağladı, çabuk gel kurtar beni. Sefa Bilocan bağladı. Niye? Ya o şey yüzünden işte havuzunu mahvettik ya. Sefa mı gidiyor? Sefa kim lan o? Sefa gidiyor herhalde, bak hele. Sefa nereye gidiyor lan? Gel lan buraya. Arkadaşlar Hasan'ı dağın başına bıraktık şu anda. Kaçıyor, arkamdan koşuyor, çek çek çek. Allah 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 Allah. Bilocan'ı bu suya düşüreceğim zannediyordu. Kendi bu suya düştü. Bakalım Hasan'ın arabasının başına neler gelecek. Geçiyoruz.
Kardeş bunlar ne yapmaya çalışıyor ya? Ben anlamıyorum. Nereye gitti bunlar şimdi? Vallahi bilmiyorum Kürem. Bana sadece kameraya çek dediler. Ben kameraya çekiyorum şu an vallahi kardeş. Arkadaşlar Hasan arıyor. Tabii ki ne yapıyoruz? Meşgulat ya. Yakup bir fikir ver kardeş, kimi arayacak? Bizi burada daha başında bıraktı gitti. Bura nere? Vallahi ben de bilmiyorum Kürem. Ben buraların yabancısıyım. Ben en iyisi Orhan'ı arayayım. Orhan gelir. Emoğlu ne yapıyorsun Orhan? Vallahi dükkana geçiyorum. Emoğlu bak hele, yardımına ihtiyacım var ya. Sağ kolumu atayım da nerede olduğumu bilmiyorum. Gelip alabilir mi beni ya? Tamam, at sen kolumu at. Aa kolumu atıyorum, aa bekliyorum Emoğlu seni. Tamam hadi at kolumu. Gördüğünüz gibi plan tıkır tıkır işliyor. Bu saatten sonra yapılacak olanlardan ben sorumlu değilim. Şimdi gördüğünüz gibi Hasan'ın arabasını ele geçirdik. Arabayla beraber biraz serinleyeceğiz. Hazırsanız eğlence başlıyor. Kim ne derse desin kardeş, intikam güzel şeydir. Beni hemen otoparka bırak kardeş. İlyas abinin otoparkına götür. Beni ormana bırakıp gidiyor. Seni buraya niye bıraktılar? Dedi ki ne Bilocan Gül'ü dedi pusuya düşüreceğiz dedi. Buraya getireceğiz dedi. Beni bırakıp gitti. Hayırlı işler Emmoğlu. Giren sana girmiş, haberin yok. Yok kardeş, ben arabamı alayım evime gidim hele. Ya kardeş sen beni bıraktın gitti, ben şimdi otoparka geldim, arabamı da götürmüşsün. Ben ne yapacağım, yayar mı gideyim eve? Sen bekle de ben geliyorum, mevzu var, atla gel dediler, iki araba gittik o yüzden. Valla kardeş hiç inandırıcı gelmiyor, o kadar rahat konuşuyor ki. Dur işim çıktı, dur kapat geliyorum ah gözüm ah. Sana ayak yapıyorlar Hasan, arabana geçmiş olsun. Ben ne demiştim arkadaşlar? Evimdeki tüm eşyaları havuza attıklarında ben de senin arabanı havuza atmazsam adam değilim demiştim. Hatırlar mısın Hasan? İşte ben çok delikanlı bir adam olduğumu şimdi sana göstereceğim. Aa gidiyor lan, karşıya gidiyor. Gel. Ana! Lan! Batmayan araba atmışlar! Hay araba kaza yapacak suyun içinde! Karşıya değiyor Titanic! Allah Allah! Evet, benim ev eşyalarım yüzüyordu arkadaşlar. Şimdi de Hasan'ın arabası yüzüyor. Batmayan araba yapmışlar. Trafik derdine son. Bundan sonra arabaları suyun üzerinde yürüteceğiz. Gördüğünüz gibi tek dokunuşla araba hareket ediyor. Hiçbir şekilde kaza yapma riski yok. Çünkü yüzen araba. Babo, çek su girdi su. Barık içine bak içine, direksiyon direksiyon suya battı. Komple batıyor lan şu anda. Arkadaşlar gördüğünüz bu öyle yapılmaz, böyle yapılır. Arabanın içini zırka zırk su doldurdum. Aklınızı başınıza toplayın. Benle uğraşmayın oğlum bak. Babo. Kokurdamaya başladı lan bu. Düdüklü tencere gibi sesler çıkarıyor arkadaşlar bakın. Pusu böyle yapılır. Adamın arabasına var ya banyo yaptırırım ha böyle. Kardeş bak hele, eğer bunlar villadaysa geçenki videoda ne demişti, havuza atarım falan diyordu lan. Bu havuza falan atıyor olmasın? Yapar kardeş, sefadan beklerim. Kardeş hızlı bir sür hele. Ali'ye bak, Ali'ye bak. Ali'nin dudağı uçukladı. Sen ciddi misin? Ben çok ciddiyim. Benim ciddi olduğumu sıra size geldiğinde de anlayacaksınız oğlum hepiniz. O ekürlerinden bak, Hasan'ı yaktım. Ocağına incir ağacı diktik Hasan'ın. Şimdi ekip arkadaşlarını ara, ben sana bir video gönderiyorum. Bu videoyu Bilocan'la Murat abiye gönder, beni arayın tamam mı? Lan Sefa sen hakikaten kocaman bitmiyorsun lan. Lan hiç mi vicdan yok lan? Lan ayıp lan. Oğlum sizde vicdan var mı lan? Evde bir tane eşya bırakmamışsınız. Hani hiçbir eşya suya batmıyordu ya. Bütün eşyaları ben yüzeninden almıştım. Hasan'ın arabası da sabahtan beri yüzüyor yani. Benim eşyalardan bir farkı yok. Sana attım videoyu. Diğerlerine gönder. Hesap numarası da atıyorum. Eğer benim paramı gönderdiğim hesap numarasını atmazsanız 10'ar bin lira. Sırada sen, Murat abi ve Bilo var, haberin olsun. İsterseniz izlemeye de gelebilirsiniz. Ama paramı hesabıma yollamadan buraya gelirseniz arabanı, motosikletini ve tüm eşyalarını havuzda bulabilirsin. Söz 10 lirayı ben sana atacağım ama bana karışmayacaksın. Ama bırak ben geleyim, o sarıyı hakikaten görmek istiyorum şu an. Sen gel, 10 bin lirayı göndermeden gelirsen geldiğin zaman geldiğin aracı suda bulursun, haberin olsun. Murat abiye de al gel. Ama kesin değil mi bu oğlum, sen hakikaten attın. Gerçek, birazdan içine bineceğiz, kontak basacağız, çalıştırmayı deneyeceğiz. Oğlum bu ne lan, koltuk buraya mı gelmiş? He?
Ön koltuk mu bu, arka koltuk mu? Oğlum ne olmuş o koltuğa? Anlamadım nokta, şuradaki koltuk ön koltuk mu arka koltuk mu? Ve bu koltuk buraya nasıl geldi? Lan bu ne oldu? Kapının kolu koptu. Sanırım basınçtan arkadaşlar. Arabanın içi çok fazla su dolu olduğu için kapıyı zorladık ve kapının kolu koptu. Önemli değil, bu saatten sonra zaten bu araba çöp. Şimdi ön kapıyı açmayı deneyeceğim. Ya da gel şu tarafı açmayı deneyeceğim. Ha açıldı açıldı. Oğlum bu ne? Lan bu ne lan? Koltuk havaya kalkmış lan. Bu koltuk yerine niye çıkmış ki? Bakın arkadaşlar, yüzen koltuk yapmışlar. Çok soğuk. Gerçekten mazot devrine son asar. Artık mazot ihtiyacın olmayacak. Artık trafik derdin olmayacak. Seni büyük bir beladan kurtardım. Cam patlayabilir ha. Abo! Lan! Gaz çıkarıyor Hasan'ın arabası arkadaşlar. Hani lan bu araba dizeldi? Tüp sesi geliyor fıs diye. Araba da Hasan gibi arkadaşlar. Fıs. Şimdi arkadaşlar arabanın sağlamlık testini yapıyoruz. Şimdi suyun içinde marşa basacağım ve araba suyun içinde çalışıyor mu, çalışmıyor mu onu deneyeceğiz. Kardeş bu kadar ne düşünüyorsun kara kara ya Hasan? Arabayı düşünüyorum ya. Eğer havuza attıysa ben ne yaparım? Bütün varım yoğum bu arabaydı. Akvaryuma çevirirsin emmi oğlu, ne canını sıkıyor. 3-5 balık alırdık içine. Dur ya, moralim bozuk. Kalp çarpıntısı var mı, yaklaştık şu an? Vallahi hiç iyi hissetmiyorum. Neden iyi hissetmiyorsun lan? Şey, gören görmeyen de araba havuza atılıyor sanılıyor. İşin içinde sefa varsa normaldir kardeş. Evet arkadaşlar, şu anda görüyorsunuz, detaylı çekim de yaptım arabanın içine girip. Şu anda perişan paket. Ya bu Hasan'ın yüzünden dalgıç olduk ya. Hoş geldiniz arkadaşlar. Paramı verin lan benim. Param nerede lan? Attım vallahi iban attım. Bak at. Göster. Yes, ben dedim harbiden atmış ya. Maket şimdi, mi? Git babay, maket mi? Hangi maket? Nasıl maket? Bas. Tirlan. Araba suda çürümüş, kapı koluna elimi atıyorum, kapı kolu kırılıyor. Arkaya eliyorum, arka çıkıyor. Plaka eliyorum, plaka çıkıyor. Kapı bile su dolmuş, yerinden oynamıyor, açılıp kapanmıyor. İptal paket. Arabaya ziyaret etmek 50 TL. İçine binip fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Bir şey diyeyim, Hasan arabası zaten pis de ha. İşte ben doğru diyorum. Arabanın içi kirliydi. Hasan nerede? Hasan yok. Hasan'ı dağın başına bıraktım. Ciddi misin? Oğlum sen çocukluk döneminde nasıl bir travma geçirdin? Böyle bir şey yapılır mı? Baksana araba suyun içinden, bir girsene. Yok ben giremem bak. Yüzüm ameliyatlı. Yüzünü değiştiriyor estetik ameliyatla. Sırf benden kaçmak için arkadaşlar. Bana o kadar şey yaptılar. Benden de bu kadar korkuyorlar. Tir tir titriyorlar. Getir senin arabayı da atacağım. Yalnız su çok güzel. Araba da çok güzel bir obje oldu. Bence bu villamızın hediyesi olsun Hasan'dan. Havuzda kalsın. Böyle havuzun üstünde filan güneşlenmek için çok iyi oluyor. Balık gibi arkadaşlar. Lan barbarın tavanda boya da yok ha. Murat abi ne düşünüyorsun bu hususta? Bana yapacağım bir şeyler düşünüyorum da arabamı şu an orada gördüm. Ben arabama bir şey yapma. Arkadaşlar Hasan paramı eksik verdiği için arabası burada. Yarın 10 bin lirayı tam olarak at abi. Eksiksiz bir şekilde kurtul elimden bak. 7 bin verdi, 3 bin lira yüzünden arabasını suya attım. Kardeş ben sana 10 bin lira atarım. Benden uzak dur, tamam mı? Bu saatten sonra suç ortağımsınız. Bu suça hiç ortak olmak istemiyorum ama mecburum. Yapacak bir şeyim yok çünkü tehdit ediliyorum. Baba ölecek ölecek. Hasan'ın bedduası tuttu herhalde. Sefa, sen bu havuzu yaptırdın kardeş. Bu havuza insandan çok araba, eşya, bir sürü şey girdi. Hakikaten ha. Hiç yüzümüz yok ha burada. Havuza hiç girmediydik. Bunlar eşya attığında girdiler. Ben de araba attığımda girdim. Havuzu kötü emeller için kullanıyoruz. Yakında Murat abinin evini getirip hayır atacağım. Hayır ya, yok ya. Vermem oğlum. Getirip atacağım, hayır diyor. Atan oğlum, sen yapan. Abi sizin ev havuzdan büyük, girmez. Girse yapardım. Uyum kurusun. Locanı da görüntülü bir arayın arkadaşlar isterseniz. Benim YouTube plaketini göndersin. Paramı da göndersin. Onunla da ödeşelim. Hatasız boyasız. Polo pulu oldu arkadaşlar. Para pul oldu. O zaman suyun tadını çıkaralım. Bak sana ne göstereceğiz? Her şeyi göster. Bak orta. He. He, Sefa, Bilo hatta kardeş. Bilo, burun sıkı neredesin lan? Oğlum sıra sana da gelecek ha. Al, Azam'ın arabasını sen ne yaptın lan? Oğlum daha benim ne kadar psikopat olduğumu ayıkmadınız siz. Her an her şey olabilir Bilo bak. Senin bisikletini de yakında suya atabilirim. Benim paramı gönder kardeş. İban at, 10 milyar attım sana, 20 milyar atmam, 10 milyar
atarım senle sürf yaparım. Tamam kardeş, 10 milyar at bana. Senle işim bitsin bak. Hasan oldu. Niye Hasan oldu? Çünkü anahtarı getirdi, beni kandırdı. Siz haklıydınız. Bir nevi ben size kötülük ettim. Karşılığını yaptınız fazlasıyla. Ama kardeş benim paramı at. Normalde 20-30 bin lira para düşüyor adam başı. Tamam televizyonu falan düş. 10 bin lira at kardeş. Ali de gönderdi. Barıştık. Murat abi de yarın verecek. Sen de 10 bin lira at kardeş. Senle de varacak. Plaketimin de başına bir iş gelmesin. Plaketimi de gelirken getir kardeş. Tamam mı? Plaketini tamam bakarız. İban at bana kardeş. Ali sana İban'ı yolluyor kardeşim. Bu saatten sonra sulh olalım. Bu pusu işler de bitsin lütfen. Sizi seviyorum. Dalışa geçiyorum. Hadi görüşürüz. Kafayıymış ama. Hadi görüşürüz Bilo. Suyun içinde çektiğim videoyu izleyin. Çok iyi ya. Bak suyun içinde marşa basacağım şimdi. Bak abi. Bak arabanın içi nasıl görünüyor suda. Kafa geldi. Hasangil mi geldi? Kaçın, kaçın lan. Lan nereye kaçıyorsun diyor. Arabayı suya attık. Nereye kaçın diyor. Oğlum. Sen geldi lan oradan. Gel gel. Bu ne lan? Geldiler havuzdalar şu an. Harbi mi diyorsun? He havuzun orada. Oğlum şuradan dışarı atlayak tellerden lan. Şimdi bize saldırır maldırırsa. Gerizekalı mısın? Biz niye atlıyoruz? Siz benim zaten sonra suç ortağımsınız. Yok oğlum ben atlamam. Yok ben hayatta. Buradan yardım et de çıkaran kardeş şu arabayı. Oğlum atmış mı manyak lan? Anahtar olmadan çıkaramazsınız. Emmol al anahtarı lan. Gel lan buraya. Oğlum dur tamam bak. Araba ya buradan ya araba havuzun içine girdi. Araba orada anahtarı. Yok anahtarı abi ben nasıl çıkaracağım gel ya. Tamam tamam. Arabayı çıkarın gel ağlıyorsun mu ya? Eşyalar yüzüyordu, araba da yüzüyor. Ne olacak? Gel. Arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Bana yaparken acımadılar. Şu anda ben de acımadım. Kader utansın be Hasan. Sen. Nasıl çıkaracaksın? Sana bir gün... yardım edin. Gel, gel bir dakika. Gel kardeş gel zaten çıkar. Çıkaracağım söz. Dur, dur bir dakika. Bir dakika beni bırak, beni bırak. Kardeş çıkaracağım. Şuraya bir otur. Sakin ol. Tutun şunu. Ya çabuk çıkar hele bir tutun mu var ya? Tamam düğmeye basmazsan çıkmaz bekle. Şey baba akü yok. Ya dalga mı geçiyor? Gel sabah ya. Dalga da şu arabayı ya. Arabam gitmiş sen daha neyin peşindesin? Sabah uyandım baktım havuza atmışlar. Ya ya çıkar şunu ya. Tamam. Al şunu çıkar bir. Sakin olmazsan çıkaramaz. Sakin. Bak bir şey olmadı arabaya. Çıkaracağız kurutacağız tamam mı? Hiçbir şey olmamış. Abi çıkar abi. Abi ne yiyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. Gözüm biz yapmadık. Biz sonradan geldik. Biz daha ya hepiniz ne yiyorsunuz? Çıkarak işte. Bu yaptı bu. Ya bu. Yanlış söyleme. Baksana kendi gel. Ama, dur. Çıkar. Arabayı sen almışsın otoparktan. Tamam şu suyu boşaltmadan havuzdan çıkaramak arabayı. Şu suyu boşaltın havuzu. Gerçekten suyu boşaltıp çıkaracağız. Güneşte de kurutacağız arabanı söz. Ben denedim suyun içinde çalışmadı demin ama güneşte kurursa çalışmaz mı bu araba? Şaka burada bitiyor arkadaşlar. Bunlar bana yaptı ben bunlara yaptım. Ödeşiyoruz. Şu anda ödeştik. Ne yapıyoruz? Bu saatten sonra el birliğiyle Hasan'ı bu beladan kurtarıyoruz. Arabayı birazdan çıkarıp fön makinesiyle kurutacağız. Dalga geçme adamın gönlünü al. Yazık ya. Bakın ne oldu? Doğa mı girdi bu arkadaşlar? Ağlıyor galiba. Şey yalandan ağlıyor gene. Her zaman Flash TV yapıyor. Bu sefer de galiba Flash TV yapamıyor. Çünkü gerçekten bu sefer ocağına incir ağacı diktik. Git de çekiciyi çağırsana dındını. Arasana. Hasan'ın tansiyonu düştü herhalde. Bir tuzlu ayran yapın içeri alın Hasan'ı. Şey havuzun suyundan yapın ama. Gel gel Hasan. Kanka arabayı dalıp boşa alman gerekiyor. Sen yüzme bilmiyor muydun? Lan bir şey olmadı. Kurutacağız fön makinasıyla. Çekici gel. Motor gitti. Her şey gitti. Yok yok. Koltuk gitti. Her yere gitti. Koltuğu düşünüyor. Bak hele. Kirli koltuğu düşünüyor. Elektronik aksamını düşünmüyor da. Bütün şeylerini kurutacağız arabanın. Tamirleri, masrafları bana ait. Bundan sonra da kimse kimseye pusu yapmasın. Ha çekici geldi. Tişörtümü getir kardeş. Çekici çağırdık. Halatla bağlıyoruz. Sudan çıkaracağız. Arkadaşlar pusular burada son buluyor. Finaldi bu. Bu arabalar ne kadar masraf olursa olsun bana ait. Söz veriyorum. Arabayı yaptıracağım. Hasan'la aramızda bir problem kalmayacak. Güzel bir videoydu. Eğlendiğimizi düşünüyorum. Abi. Bu videoya 100 bin like gelirse pusular devam edecek. Hayır. O yüzden siz 100 bin like atmayın bu videoya. Pusular burada bitsin. Abi bir sürü masraf. Hasan'ın gönlünü ben alacağım. Rahat olun arabayı çıkartıyoruz. Gerekirse Hasan'a yeni araba da alırım. Arabasını 4 dörtlük tamir ettirip teslim edeceğim. Sudan çıkaralım. Ondan sonra Allah kerim. Aa gidiyor gidiyor. Yavaş yavaş çıkıyor çıkıyor. 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 Çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Tüm masraflar Murat abiye ait arkadaşlar. Bakın bunlar hep içi su dolmuş. Farlardaki sular nasıl çıkacak? Fark atmaz deleceğiz. Önden mi deleceğiz arkadan mı? Fark atmaz. Nereden delersen. O deli araba şelale gibi şarıl şarıl akıtıyor ha.
kardeş. Yok. Sana bir söyleyeyim mi? Senin araba pismiş ha. Havuzun şu geldiği hale bak. Araba temizlendi mi lan? Sana teşekkür etmesi lazım. Koltuklar filan hep böyle koyun şeyiydi ha. Koyun mu taşıyorsun sen bu arabayla? Arabayı böyle bir yıkama evet. Şekli yok. Bence Hasan hala şokta. Tamam mı? Bak boş boş bakıyor. Hasan bir baksana arabanın yağı mı dökülmüş suyun içine? Kime bu ne? Gitsin o zaman? Mazot dökülmüş ha suya. Bak leke belli oluyor mu kamerada? Oğlum bu suya ne oldu lan? Bu araba bu kadar kirli miydi? Senin yüzünden havuzum kirlendi be. Yaptık oldu. Diyecek bir şey yok. Havuz kirlendi, araba temizlendi. Arabayı tamire götürüyoruz. Hasancığım bu iyiliği de herkese yapmam. Arabanın tüm tamir masrafları benden. Valla eskisi gibi olmazsa ben açık açık söyleyeyim. Yani bu villayı ya yakarım ya yıkarım. Tamam, yani tamam. Ben açık açık söyleyeyim. 100 bin like gelse sıradaki pısı Murat abiye. Hayır bir şey diyeceğim. Bu adamın arabasını yaptırıyorsun. Villanın da anahtarını veriyorsun. Çocuklarından havuza falan gitsinler. Sayende Bilocan'dan da paramı aldım. Senin arabayı havuzda görünce hepsi korkudan buraya hücum etti. Parayı vermeye başladılar. Neden? Hasan'a bunu yapan bize neler yapmaz diye düşündüler. Ve hala inanamıyorum. Şu an rüyadasın bak, cimcikleyeceğim uyanacaksın. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Yine bayağı bir masraflı bir video oldu. Ama sizin için değerdi. Ben bir kere söz verdim. Ağzımdan kaçırdım yani o videoda. Atmazsam şerefsizim dedim. O yüzden atmak zorunda kaldım. Bu masrafı Hasan'a yıkmayacağım. Onların bana yaptığını ben onlara yapmayacağım. Videoya like, yorum yapın. Hepinizi seviyorum. Manyak videolarla son gaz devam ediyoruz. Sen de üzülme. Bu bir rüyaydı.